Burada arkadaşlar 2 koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi 0 bölü 0 belirsizliği oluyor. Demek ki sadeleştirme yapacağız. x kare parantezinde x eksi 2 aşağısı yine x eksi -2, x 2 bunlar gidecek. x kare oldu. Şimdi artık limit x 2'ye giderken x karede herhangi bir sıkıntı olmadığı için. 2'nin karesinden 4 gelecek. D şıkkı. Limit varsa sol ve sağ limitler birbirine eşit olacaktır. 2 eksi m eşit olmalı. 1 artı m'ye. Böylece 1 eşittir m oldu. 1 eşittir 2m oldu. m buradan 1 bölü 2 geldi. B şıkkı. Hangileri x eşittir 1 noktasında süreklidir demiş. Şimdi burada yazdığımız zaman arkadaşlar aslında 2 çarpı 1 eksi 1'den buranın 1 yaklaşık 1 değerine bakmamız gerektiğini görüyoruz. Yine diğerinde arkadaşlar 1 bölü f eksi 1 civarında bakmamız gerektiğini görüyoruz. Burada da f2 yani sanki fonksiyonmuş gibi koydum ki nerede bakacağız olayı anlayalım. Şimdi 1'e bakarsak 1'in solunda limitimiz bakın nereye yakın? Y eşittir 0'a. Sağında nereye yakın? Eksi 1'e. O zaman burada limit yok. 1 bölü f eksi 1'e bakarsak eksi 1'de yine sağda arkadaşlar bakın limit 2 solda limit 3. Burada da limit yok. F2'ye bakacağız şimdi. F2'de arkadaşlar zaten fonksiyon gördüğünüz gibi sürekli ve devam ediyor artık. Bu noktada fonksiyonun limiti neyse olur. Zaten bize limiti var mı sürekli mi şey hangi limit değerine sahiptir demiyor. Sürekliliği soruyor. Devam ettiği için kopma olmadığı için evet sadece 3'te arkadaşlar limit sağdan soldan eşittir süreklidir. C şıkkı olur. Bileşke fonksiyonlarda limit alırken arkadaşlar muhakkak gittiği yere de bakmamız lazım. Bakın şimdi önce f1 eksiye bakacağız değil mi? f1 eksi neresi? 1'e soldan yaklaşmak. Böylece 1'e soldan yaklaştığımız zaman şimdi şunu düşüneceğim. 0.99 gibi düşünün. Böylece ne oluyor? 2.01 yani f1 eksi 2 artı çıktı. Bunu niye söylüyorum? Normal bu soru sadece f olsaydı bunu söylemenin anlamı yok. Zaten 2'ye yukarıdan yaklaşsa da, aşağıdan yaklaşsa da sonuç olarak fonksiyon 2'de limiti vardır. Değer 2'dir deriz, geçeriz. Ama gidip ben bir de bunu g'de yerine yazacağım için işte bileşke fonksiyonlarda bu kısma dikkat etmenizi istiyorum. Ben konu anlatırken de bununla ilgili önemli örnekler verdim. Eğer burayla ilgili bir eksiğiniz varsa konu anlatımına dönün bence. Buradan g 2 artıya bakacağım artık. G2 artıya baktığım zaman bu fonksiyonu kullanacağım. 2 çarpı 2 eksi 1. Böylece arkadaşlar 4 eksi 1'den 3'te durdum. Şunu diyebilirsiniz. Hocam gittiniz burada 0.99 yazdınız. Ama burada 2'yi yazdınız. Neden? Bileşke fonksiyonunda artık G'den daha da ileri gidemeyeceğim için burada 2'yi yazmamında bir mahsur yok. Ama bir h daha ekleseydim soruya o zaman 2 değil de 2.1 falan yazardım. Oradan nereye yakın olduğunu anlayıp yaklaşık 3 artı olduğunu görürdüm. Ama zaten bittiği yerde 3'e artıdan mı gelmiş, eksiden mi gelmiş önemi yok. Cevabımız B şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada ne verirseniz verin o zaman içerisi pozitif oluyor demektir. X parantezini alırsak M eksi 4 artı 3. Şöyle bir şey burada X yerine ne yazarsanız yazın. Bir kere normalde şey olmaz ki pozitif olmaz ki sürekli. Çünkü M'nin de bir değeri vardır. Haliyle aslında burada çıkaracağımız sonuç demek ki burada x yokmuş arkadaşlar. Böylece log 3 3'müş. M'ye kaç verdim? 4 verdim ki. Bu zaten log 3 3 1 olduğu için ne verirsem ver hakikaten bu her noktada süreklidir. Çünkü şöyle bir sabit fonksiyondur. Bu da 1, bu da 1, bu da 1 böylece cevap 3 geldi B şıkkı. Bu soruyu bitirdim ama yine de ilk açıklama yapayım. Başka durumlarda M eğer 4 olmasaydı örnek M'nin 3 olduğunu varsaydı. 3 burası eksi x artı 3 olur. X'e verdiğin her değerde olmuyor bak. X'e sen gidip pozitif 5, 6, 7 falan versen içerisi negatif oluyor. Bu her x gerçek sayısı için diyordu. Bu yüzden x'ten kurtulmam gerektiğini anladım. Şimdi burada arkadaşlar verilen fonksiyon fx bölü 2 eksi 1 sorulan fx fonksiyonu. Ona dikkat etmek lazım. Yani şöyle eksi 1 eksi. Burayı eksi 1 eksi yapacak bir değer. Eksi 1 eksiyi de şöyle düşünün. Eksi 1.001 gibi hani çok yakın yapalım ki olayı anlayalım. X bölü 2. Eksi 1'i öbür tarafa atarsak 0.001 olur böyle. 2 ile de çarparsak eksi 0.002 demek ki X gördüğüm yere bunu yazmalıymışım. Bu sıfıra çok yakın ama sıfırın neresinde? Solunda arkadaşlar. Sıfırın solunda limit ne? 2. Bu şekilde yapmak lazım. Yerine aşırı uydurup böyle eksi 1.5 falan yapmak yok. Eksi 1'e çok yakın bir değer düşüneceksin. Burada öyle bir problem yok. Direkt limit x 3'e giderken demiş. x bölü 2 eksi 1'in 3'e eşit olmasını istiyorum. x bölü 2 eşittir 4'ten x buradan 8 olmalı. Demek ki x yerine 8 yazmalıymışım. Bu fonksiyonda verdiği bu fonksiyonda x yerine 8 yazdığında sabit fonksiyon burası. Limiti direkt gördüğünüz gibi eksi 2 arkadaşlar. Deminkinin limitini ne bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Bunu da eksi 2 bulduk. Toplamları 0 oldu. A şıkkı. Kural verilmiş 2 tane. Bunu zaten bilmek zorundayız bunlar arkadaşlar. Sin 12x bölü kök içinde x artı 4 eksi 2. Şimdi problem ne? Buraya arkadaşlar 0 yazarsanız pay 0. Buraya 0 yazarsanız payda da 0. Böylece belirsizlik olacak. Benim birazcık aslında şundan kurtulmam lazım. Bakalım sin 12x çarpı x artı 4 artı 2. Paydayı da aynı şeyle çarpıyorum. x artı 4 eksi 2 çarpı x artı 4 artı 2. Eşlenikle çarpıyorduk hatırladınız mı? Pay veya payda da fark etmez köklü olursa bu sayıyla çarpıyoruz ki kökten kurtulalım. Aslında o belirsizlikten de kurtulalım. Sin 12x bölü bak şimdi burası x artı 4'ün karesi kök içinde x artı 4. 2'nin karesi eksi 2. 2 kare farkı olduğu için pardon 2'nin karesi 4. Bunlar gitmiş oldu payda da x kaldı. Payda arkadaşlar kök x artı 4 artı 2 oldu. Şimdi bu güzel bir şey oldu. Bu zaten istediğimiz bir durum. Sin 12x bölü 12'den x'ten 12 olur. Sonra buraya 0 yazdığımız zaman kök 4 artı 2'den 4 olur. Cevap arkadaşlar 48 oldu. B şıkkı. Her ne sayısı için limit daima 4 çıkıyorsa burada aslında değişken yoktur. Çünkü değişken adı üstünde. X'e değer verdikçe değişir limit. Haliyle arkadaşlar x parantezinde a eksi 4 artı 5 eksi b de x olmamalı ki sabit olsun. Böylece a 4 olur. Diğer taraftan artık fx'in 5 eksi b olduğunu anladıktan sonra ne verirsen ver. Cevap 4 çıkıyorsa işte b de neymiş? 1'miş arkadaşlar. Çarpımları da 4 oldu. a şıkkı. Bu şekilli sorularda arkadaşlar biraz şeyi tavsiye ederim. Önceki sorularda da söylemiştim. Bu M 1'e yaklaştığında demek tamam ama M 1 olduğunda şöyle olur demek daha mantıklı geliyor bana. M 1 olduğunda alan bu bulunur. M 1 olduğunda açı bu bulunur. Haliyle bu yüzden ben de diyeceğim ki bu soruda M 1'e yaklaştığında değil M 1 olduğunda arkadaşlar nasıl bir görüntü olur? X kare eksi 2 x artı 1 x eksi 1'in parantez karesidir. Bu yüzden de arkadaşlar x eşittir Bir noktasında böyle teğet olan bir parabol olur. Y'ye sıfır verdiğimiz zaman x bu arada birden geçer. X'e 0 verdiğimizde y birden geçer. AB doğrusu zaten sabit bir doğru. Onunla dokunma hakkımız yok. X'e 0 verdiğimizde y birden geçiyor. Y'ye 0 verdiğimizde x eksi 1'den geçiyor. Burası A, burası B, tepe noktası da T. İşte üçgenimiz arkadaşlar. TAB üçgeni burası oldu. Bir birim Burası düzeltiyorum. Eksi 3'tü. 3 birim. Çünkü y'ye 0 verdiğimizde x eksi 3'te kesiyor ya. Dolayısıyla burası da bir birim arkadaşlar. Taban 4 yükseklik 1. Böyle 2'den üçgenin alanı 2 oldu. Değişik Fonksiyon grafiklerini gerçekten güz güzelce bilmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Mutlak fx'in grafiği şuydu. Aşağıdaki kısmı direkt böyle aynada yansıtır gibi yukarı yansıt katla. Ve burası artık iptal. Burayı aldım bu uzunluklar birbirine eşit olduğu için yukarı katladım. Direkt içi doldu. Buralar boştu. Dolu kısma denk geldi. Yani bu bir sabit fonksiyon oldu. O zaman her noktada süreklidir tabii ki sabit fonksiyon. Gelelim şimdi y, g mutlak x'e. O da önemli. Mutlak x arkadaşlar içeride olunca yani böyle olunca sol tarafı iptal edip sağ, e, sağı sola katlıyoruz. Neden? Burada içeriye ne verirsen ver içerisi pozitif oluyor ya da sıfır oluyor. Haliyle senin eksi vermenin hiçbir anlamı yok. Burası iptal oluyor. Ne yapıyoruz? Y eksenini olduğu gibi yansıtıp yeni bir grafik elde ediyoruz böyle. Yeni grafiğimiz arkadaşlar 1'den geçiyor, 2'den geçiyor, eksi 2'den geçiyor. Artık bundan dolayı bu da her noktada sürekli olmuş oldu. Y eşittir h eksi x ne demektir? x y noktası iken eksi x y noktası yaptığımız için bu fonksiyon arkadaşlar y eksenine göre simetrik olur. Bundan dolayı da arkadaşlar limitsiz olan yerler sadece yer değiştirir. Bakın şimdi siz y eksenine göre simetri alınca bu fonksiyon eksi 3 noktasında limitsiz ve süreksizken 3 noktasında bu sefer limitsiz süreksiz olur. Çünkü görüntü şuna benzer. Şöyle ve burada da bir kopma var işte. E bu sadece yer değiştirmiş oldu 3'e geldi. Bu yüzden hayır 3 olmayacak demektir. Cevap C şıkkı 1 2.